Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle TIA Portal V15 kursumuzun başlangıç videosu ile birlikteyiz. Bu videomuzda sizlerle TIA Portal'ın genel yapısını inceleyeceğiz. Daha sonra PLC'sinde bir küçük bağlantısını sağlayacağız. Şimdi öncelikle programımızı açalım arkadaşlar. Yönetici olarak çalıştırıyoruz. Programın kurulumunu yapmayan arkadaşlar için bir önceki videoda size kurulumunu yaptım arkadaşlar. Oradan indirebilirsiniz programı. Şimdi öncelikle karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Burada karşımıza çıkan ekrandan burada daha önceden oluşturduğumuz projelerin karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Daha sonra Create New Project diyoruz. Burada proje ismi, burada kaydedileceği yer, burada versiyonu, burada programı yazan kişinin ismi, burada da açıklama kısmında sizin projeyi hakkında bilgilendirme yapacağınız yer. Şimdi Create'e bastığımızda projemiz oluşturuluyor. Biraz bekliyoruz. Evet. Evet, şimdi böyle bir ekran karşımıza geliyor. Burada Configure a Device diyoruz. Daha sonra burada da biraz önce oluşturduğumuz projelere çift tıkladığımızda buraya geliyor arkadaşlar otomatikman. Daha sonra buradan PLC1, PLC2 veya siz hangi isimle oluşturduysanız o PLC'niz buraya da denk geliyor. Ve buraya çift tıkladığınızda otomatik olarak programımızı açabiliyorsunuz. Şimdi Add New Device diyoruz. Şimdi burada kontrolörler, MHI, PC sistemlerimiz var. Burada kontrolörlerden ben daha doğrusu S7200, S7500 değişecek bu duruma göre. Hani bu zaten fark etmiyor pek. Şimdi burada bir sürü CPU'lu PLC şeyleri var arkadaşlar. Bunları PLC'mizin üzerinde 12-14C DC-DC-DC veya AC-DC role tarzında şeyler yazacaktır. Ona göre belirliyoruz. Şimdi burada da versiyonlarımız var. Değişik 2.2, 3, 4.2 diye. Bu da PLC'mizin üzerinde mevcut. Şimdi herhangi birini seçtik. Şimdi add diyelim arkadaşlar. Ve projemiz oluşturulmasını bekliyoruz. Eğer ya da şimdilik söyleyeyim. Eğer Dolantu device hatası verirse kendi bilgisayarınızda sizde bunda versiyon hatası vardır arkadaşlar. Bu benim başıma geldi, ondan size uyarayım dedim. Burada versiyon hatası oluyor. Bu biraz önce versiyon seçtiğimizi onu biraz daha yüksek seçerseniz o versiyon hatası gidiyor. Şimdi burada PLC'miz buraya geliyor arkadaşlar. Şu yandaki bloklara dijital girişler. Şuradan göstereyim. Şöyle. İşte dijital çıkışlar, analog giriş, analog çıkışlar ekleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar program blocks'a geldiğimizde main'e girdiğimizde bizim programlarımızı yazacağımız, yani ladder diyagramlarını oluşturacağımız kısım burası. Burada bu kısım bizim sık kullandığımız ne denir? Giriş çıkışları bize buraya koyuyor arkadaşlar. Buradan değiştirebilirsiniz. Ne bileyim, set, reset koyabilirsiniz arkadaşlar. İşte pozitif kenar tetikleme, negatif kenar tetikleme tarzı. İşte zaman sayıcıları, matematik fonksiyonları, atama komutlarını. Bunları koyabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra mesela burada network oluştururken bu bir adet network oluşturmamızı sağlıyor. Bu network'ü silmemizi sağlıyor arkadaşlar. Mesela buraya bir adet açık kontak koyalım. Ve 0.0 yazalım. Evet, şuraya bir adet de çıkış koyalım. Buraya da Q0.0 yazalım. Bu Q'yu küçük yazabilirsiniz ancak I'yı küçük olarak kabul etmiyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi iki adet tag oluştu arkadaşlar. Bu tagları isimlendirmek için de PLC tags diyorsunuz. Default tag table diyorsunuz arkadaşlar. Hemen buraya geliyor zaten. İki tane tag oluştu gördüğünüz gibi. Mesela ne I00, buna start yazalım arkadaşlar. Bu tag 2'ye de motor yazalım. Motor yazdık. Taglarımız oluştu. Şu alt kısımdan hemen main'e tıkladığımızda buraya geçişimizi sağladık. Şimdi arkadaşlar bu I00, Q00 ne dersek hemen şuradan şuraya girdiğimizde
Arkadaşlar mesela I00, I01, I02 diye devam ediyor. Bu I0.7'ye kadar devam ediyor arkadaşlar. Mesela I0.6. Bu bizim ilk sıfırımız, bizim sıfırıncı byte diyor arkadaşlar. Şu 5 dediği de 5. bit. Biz buraya kadar 7 tane yazabiliyoruz. Yani 8 tanesi bir byte ediyor arkadaşlar. Şimdi biz buraya 7 tane yazmışız. Bu bizim 0. byte'ımız arkadaşlar. Mesela burada da I10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 diye devam ediyor. Bu da 1. byte'ımız arkadaşlar bizim. Yani bunların yazılış şekli böyle. Ufak bir göstermek istedim. Şimdi mesela start motoru koyduk arkadaşlar. Şimdi mesela bir simülasyonu çalıştırmak istiyoruz. Eğer mesela burada compile ediliyoruz. Kontrol ediyor. Herhangi bir hata var mı yok mu? Bu konu hakkında program bir kontrol sağlıyor arkadaşlar. Şöyle. Herhangi bir hata bulmadı arkadaşlar. Eğer simülasyonu çalıştırmak isterseniz burada Start Simulation direkt tıkladığınızda arkadaşlar PLSim otomatikman çalışıyor. Ben bu yolu tercih ediyorum. Hemen şöyle bekleyelim. Tekrar compile ediyor. Şimdi burada load diyoruz arkadaşlar. Burada no actions'ın diyor. Start module diyeceğiz arkadaşlar ve finish diyeceğiz. Gördüğünüz gibi PLC'mizin run komutuna geldi arkadaşlar. Buradan bu PLC mi arkadaşlar? Eğer siz çalıştıramazsanız ya da şunu kapatalım bir. Eğer PLC'm böyle çalışmadıysa sizde buradan download to device diyeceksiniz arkadaşlar. Ve buradan PLC'me geleceksiniz. Tekrar buradan çalıştırdığınızda otomatik olarak PLC'm bunu tanıyacak. Start search dediğinizde burada bir arama gerçekleştirilecek. Daha sonra load diyeceksiniz. Tekrar load. Finish diyeceksiniz. Yine gördüğünüz gibi PLC'miz çalıştı arkadaşlar. Buradan PLC'simin ekran genişliğini sağlıyoruz. Bizi daha büyük bir ekrana atacak arkadaşlar şimdilik. Evet. Buradan yeni proje oluştur diyorsunuz. Create diyorsunuz arkadaşlar. Ve yeni projemiz oluşturuluyor. Biraz uzun sürüyor çünkü program biraz büyük bir program. Biraz bekledikten sonra. Büyük ihtimalle ben buraları keserim arkadaşlar. Evet, şimdi açıldı. Bu ekrana geldiğimizde şuradaki kısmın yüklenmesi gerekiyor. Yükleniyor. Şimdi yüklendi. İki tane mavi, tamam, yeşil tik oluştu arkadaşlar. Sim Tables'a tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi Sim Table 1'e tıklıyoruz. Şimdi böyle bir şey geldi karşımıza. Şuraya tıkladığımızda biraz bekleyelim. Şimdi start ladder diyagramında biraz önce oluşturduğumuz kısımdaki startımız geldi buraya. Tıkladık. Daha sonra aşağı geçtik. Motorumuzu tıkladık. Şimdi biz burada mesela start'a bastığımızda gördüğünüz gibi motorumuz da çalıştı arkadaşlar. Veya bakın buradan start'a bastık. Motorumuz çalıştı. Sadece bastığımız süre çalışıyor. Çünkü herhangi bir mühürlemesini veya set reset komutlarıyla çalışmadı. Şimdi TIA Portal'a gelelim arkadaşlar. TIA Portal'dan da PLC1'e gelelim. Şöyle sağ tıklayıp Properties dediğinizde burada şöyle Profinet'ten Ethernet adresinizi, işte analog dijital giriş çıkışlarınızı, high speedlerinizi, PWM'lerinizi, her şeyi görüntüleyebiliyorsunuz. Burası da önemli bir yer. TIA Portal ve PLC'min genel bağlantısı bu şekilde. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.